Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Bu videomuzda da gene bir altın konusunu inceleyeceğiz. Altınla ilgili bizlerde e, faydalı olabilecek destek ve direnç noktaları, altında yükseliş sevi seviyesi nerelerde başlar? Altın ons'ta özellikle altın için e, uygun alım seviyeleri hangi seviyelerde olur ve bunları sizlerle birlikte paylaşmaya e, çalışacağız. Öncelikle burada anlattıklarımız hiçbir zaman yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. E, yatırım tavsiyesi alabilmeniz için mutlaka anlaşmalı bir e, kurumla sözleşmeli işlem yapmanız şart. O yüzden burada anlattıklarımız sadece bizim kendi kişisel görüş ve analizlerimizi kapsar. E, bunlara dayanılarak da yatırım yapılması e, sizlere zarar verebilir. O yüzden kendilerinizi yapacağınız ve kuracağınız stratejiler çok önemli. Bu stratejilere göre kendi kararlarınızı kendileriniz vermeniz en doğru olanı olacaktır. E, Ons altında hemen başlayalım. Ons altında bizler için kritik seviyeler hangi seviyelerde? Sizlerle birlikte hemen bunu bulmaya çalışalım. Ons altın tarafında alım yapacak olan arkadaşlar e, şimdi bu yukarıdan aşağıya doğru inen 3 parçalı kırmızı çizgiyi görüyorsunuz arkadaşlar. Bu bir e, düşen tren çizgisi. Bu tren çizgisi üzerinde e, tekrardan sağlam bir alış yapabilmek için bu üç çizginin en üst noktasında bulunan düşen tren çizgisinin yukarı yönlü kırılması şart ki sağlam bir alım yapıp tekrardan yükseliş kanalını yakalayabilesiniz. E, bu da şu an itibariyle ons altında 18 1915 civarlarından geçmekte yani ons altında bugün itibariyle bir 1915 üzerinde Kapanışlar görürseniz en sağlam şekilde ONS tarafında tekrardan yukarı yönlü yükselişler görebileceğiz manası bizler için taşımaktadır. O yüzden bu 1915 üzerinde kapanışlar görmeye başladığımız vakit altın onsta da tekrardan yukarı yönlü hareketlerin 2000 dolar seviyelerine doğru yükselebileceği kanısına varabiliriz. Şu an itibariyle. E, ONS tarafında e, bu aşağıya doğru düşen kanal e, çizgisi üzerinde hareketler devam etmekte. E, burada gene önemli bir destek 1871 desteği altında göze çarpmakta arkadaşlar. 1871 seviyesinden geçen destek. E, ONS tarafında önemli bir destek. Yukarıda dediğimiz gibi e, 1920 üzerindeki kırılım tekrardan e, ons altında yukarı yönlü hareketin tekrardan trend yönüne e, geçebilmesi için şart olan seviyesi. Aşağıda 1871 önemli destek e, daha kısaya döndüğümüz zaman şöyle 4 saatlik grafiklere baktığımız zaman da arkadaşlar e, altında bir e, toba oluşumu e, göze çarpmakta. Bakın şurada kısada bir e, toba oluşumu mevcut. Buradaki tobunun hedefi de altında kırılımı getirebilir mi? Bunu da sizlerle birlikte takip edeceğiz. Bunun 1800 64 1860 seviyesinden geçen alt taraf boyun çizgisi de 1883 yani 20 dolarlık burada bir oluşum söz konusu. Bu 20 doları da üstüne koyarsak arkadaşlar bu da 1904 civarlarına denk gelmekte altın tarafında evet buradaki 1904 e, hareketinin de ons altında yukarı yönlü hareketi başlatma olasılığı e, mevcut o da bulunmakta o yüzden ons tarafındaki arkadaşlar buna göre stratejilerini kursunlar e, kısa da yani 1904 1908 seviyesine doğru ons tarafında yukarı yönlü hareketler beklentimiz dahilinde Ayrıca e, seçimler yaklaşmakta arkadaşlar, seçimlerde bir e, Biden tarafından gelecek galibiyet haberi e, ONS tarafında da tekrardan yukarı yönlü hareketlerin e, imelenmesine e, yarayacaktır şeklindeki öngörümüzde devam etmekte. ONS tarafına baktığımızda dediğim gibi ONS tarafında e, hareketler kısa da şurada fiyatlanmakta arkadaşlar buradaki fiyatta 1904 seviyesini bize hedef göstermekte. Şimdilik bunu e, ons tarafındaki arkadaşlar takip edecekler. Sağlam alış yapmak isteyen arkadaşlar da mutlaka 1920 seviyesi üzerinde kapanışları görmesi şart. 1920 üzerinde ons tarafında alım yapacaklar bu kapanışları görürse gördükleri zaman e, tekrardan ons tarafında alım e, tarafına girebilir. Risk almak isteyenler ons'ta ee, 1880 e, bu civarlardan e, 1835 civarına doğru da arkadaşlar tekrardan alımlarını yapabilirler. Yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla. Hemen gram altına da bakalım. Gram altında bizler için önemli seviyeler hangi seviyelerde? Sizlerle birlikte hemen bunları da bulalım. Gram altın tarafına gene baktığımız zaman arkadaşlar gram altında da e, dolar bazlı yükselişler devam ediyor. 506 ee, önemli bir direnç seviyemiz var Şuradaki 506 seviyesinde bir direnç seviyemiz var ee, buradaki direncin geçilmesi e, tekrardan 10 altının e, gram altının yukarı yönlü hareketlerini hızlandıracaktır 506 seviyesini de geçebilirse en yakın 517 direnci ve onun üzerinde de 530 dirençleri gram altında gene göze çarpan önemli seviyeler. 506 altında da bizler için önemli olacak gene 499 ve 492 destek bölgeleri. 492 seviyesi üzerinde kalındıkça da ons altında hala yukarı yönlü trendin dolar bazlı ve ons bazlı katkıyla birlikte yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi muhtemel gram altında da gene e, alış yapılacak seviyeler arkadaşlar e, 486 üzerinde kalındıkça buralarda da en yakın e, seviye 506 seviyesi kırılırsa e, bir gram altın tarafında da bir alış pozisyonu denenebilir Fakat 506'yı gözlemleyin. Bu 506'yı kırabilirse şuradaki 506'yı yukarı yönlü kırabilirse e, tekrardan bir alış pozisyonu açılabilir arkadaşlar 517-530'lu seviyelere doğru e, buranın da stop noktası dikkatle takip edilmeli ve 492 noktasına konmalıdır 492 üzerinde e, kalan e, gram altında tekrardan yukarı yönlü hareketlerini 517 ve 530'lu seviyelere doğru e, çevirecektir o yüzden gram altında da verdiğimiz seviyeler önemli. Gümüş tarafına da hemen bakalım. Gümüşte e, ons tarafıyla hareketlerimizin hangi seviyelere gidebileceği yönünde fikirlerimizi bildirelim. Gümüş ons tarafında bizler için 23 desteği önemliydi arkadaşlar ve bu 23 desteği üzerinde e, tutunma gerçekleşti. Biz de buradaki desteği artık kuvvetli bir destek olarak görüyoruz. 23 üzerinde tekrardan hareketlerin güç kazanabilmesi için ilk etapta 2472 şuradaki arkadaşlar 2472 direncinin gümüş ons'ta geçilmesi şart. E, bu 2472 direncini gümüş ons aşabilirse tekrardan o zaman e, 2583 desteğine doğru yukarı yönlü hareketlerine devam edebilir. 23 direnci takip ediyoruz. E, 23 desteğini takipte kalıyoruz arkadaşlar. 23 desteği aşağı yönlü kırılmadığı müddetçe yukarıdaki direnç noktaları yakinen gümüş ons'ta da takimizde olacak seviyelerimiz. Hemen buradan e, gümüş ons üzerinde gümüş gramı da inceleyelim. Gümüş gramda bizler için önemli seviyeler. Evet gümüş gramda yükseliş devamı için 6.29 şart dedik arkadaşlar ve gümüş gramda 6.29 üzerinde kapanışlar gördük. 6.29 üzeri e, 6.51 bizim için çok önemli bir seviye arkadaşlar. Buradaki e, direnç seviyesi e, tekrardan yukarı yönlü kırılırsa 6.65 seviyesine doğru e, Gümüş gramda da hareketleri görmek mümkün olacaktır diye düşünmekteyiz e, Gümüş gramda gene olumsuz seviyenin başlayabilmesi için 6.08 altında kapanış şart 6.08 üzerinde e, kalındık, kalındıkça da gümüş gramda yukarı yönlü hareketlerin hala yukarı yönde devam etmesi bizler tarafından takip edilmesi gereken önemli seviyeler olarak gözükmekte. Evet altın ve gümüş tarafında baktığımız seviyelerimiz belirlediğimiz seviyeler çok önemli olacak bu hafta. Çünkü seçimlerle birlikte biliyorsunuz altın ve gümüş tarafında da belli bir yön tayini olacak. Ee, bu sıralar hareketler çok agresif olabilir. Alttaki desteklerle birlikte e, yukarıdaki dirençler de hızlı bir şekilde test edilebilir arkadaşlar. ABD'den gelecek haber akışları e, altın tarafına yön verecektir. Ayrıca Covid-19 ile ilgili e, dünya e, genelinde özellikle Avrupa ülkelerinde ekonomilerde bazı bölgelerde kapatmalar başladı. Bu da Covid-19'un etkisinin e, hızlı bir şekilde devam ettiğini bizlere göstermekte. Covid-19'da yakınen takibimizde, ekonomilere olan etkisiyle de takipimizde. Ayrıca ülkelerin teşvik paketleri takibimizde. Altın tarafı e, bu gelişmeleri takipte olacak. Bu gelişmeler gündemde oldukça, sıcaklığını korudukça da altın tarafındaki düşüşler ancak saatte bir e, düşüşten öteye de geçmez arkadaşlar. Evet bu videomuzu da burada keselim. Fazla uzun olmasın. E, gün sonu gene kapanışlara göre kendimize yönümüzü belirleriz. Ee, kanalıma bir beğeni atmayı unutmazsanız kanalımızda başka mecralarda paylaşırsanız beni çok memnun edersiniz ayrıca kanalıma abone olmamış arkadaşlar varsa da kendilerini kanalıma abone olmaya bekliyorum ben hepinizi çok seviyorum ee, İzmir'deki depremden e, yaralı olan arkadaşların hepsine acil şifalar hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet mekanlarının cennet olmasını diliyorum hepiniz Allah'a emanet olun hoşçakalın arkadaşlar